Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, programımızda sektörü ve sektörün en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İzmir Seferihisar'dayız ve psikoterapi alanında uzman psikoloğumuz Umay Erdağ karşılıyor bizleri. Önce kendilerini tanıyacağız, ardından uzmanlık alanı hakkında konuşacağız. Bakalım bizlere neler aktaracak. Merhabalar Umay Bey, hoş geldiniz. Merhaba, programımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz burada misafir ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Evet Umay Bey, danışan olarak kimleri görüyoruz? Önce sizleri tanıyalım tabii ki de. Hı. Ardından kimlere hizmet veriyoruz ondan bahsedelim mi? Tabii ki. Ben psikolog Umay Erdağ. Şu an Seferihisar'da çalışıyorum. Evet. Lisans eğitimimi yurt dışında Fransa'da yaptım, tamamladım ve Türkiye'ye döndüm. Alanla ilgili çeşitli eğitimler aldım. Şu an her yaş grubundan danışan alabiliyoruz. Çocuk, ergen, yetişkin. Her yaş bütün herkese hitap ediyoruz çalışmalarımızla. Evet, doğrudur. Evet, peki dikkat eksikliği olsun, bu hiperaktivite bozukluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışmanız var? Evet, bu konuyla ilgili bizim yapılandırılmış bazı programlarımız var. GetUp gibi veya okumaya yönelik PrEP gibi veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu biraz saptamaya yönelik MOXO dikkat testi gibi bunları uyguluyoruz. Bunların verdiği bilgiler ışığında da gerekli olan programla müdahaleye başlıyoruz diyebilirim kısaca. Evet, psikoterapi uzmanlık alanımızdan da bahsedelim mi? Şema terapi. Psikoterapi alanında evet, bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi odaklı çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Burada da yine çocuk, ergen, yetişkin danışanlarla çalışabiliyoruz. Çeşitli rahatsızlıklar, yani depresyon olabilir, kaygı bozukluğu olabilir, yeme bozuklukları olabilir, bağımlılık olabilir. Birçok alanda hizmet veriyoruz. Evet, bu çalışmaları yaparken nelere dikkat ediyoruz peki? Hangi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz? Tabii burada bizim için en önemli olan şeyler etik ilkeler oluyor. Danışanın gizliliği, buradaki paylaşılan bilgilerin gizliliği oluyor. Zaten Türk Psikologlar Derneği'nin de bir etik yönetmeliği var ve buna bağlı ilerlemek. Evet. Bizim en önem verdiğimiz şeylerden birisi diyebilirim. Evet, online danışmanlık yapıyor muyuz peki? Evet, aynı şekilde özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da talep ettiği bir hizmet oluyor bu. Orada Türk bir psikoloğa ulaşmak bazen zor olabiliyor. Bu açıdan da biz online olarak çalışabiliyoruz. Zaman zaman Türkiye'ye gelip giden danışanlar olabiliyor. Geldikleri zaman burada yüz yüze ve döndükleri zaman orada online olarak devam edebiliyoruz. Hizmet böyle veriyorsunuz. Bir etkili de oluyordur zaten, öyle bir avantajımız var. Evet, aynı şekilde etkili de oluyor. Bunun zaten yapılan bilimsel çalışmalar da online psikoterapinin de aynı düzeyde etkili olabildiğini kanıtlıyor şu ana kadar.